Önce eve mi, adliyeye mi? Önce bir eve uğrarım, üstümü değiştiririm, oradan geçerim adliyeye. Sen? Benim bir işim var. Ama önce seni bırakayım. Yok, teşekkür ederim. Ben giderim kendim. O zaman bir taksi çevireyim sana. Tamam. Paylaşsak daha hızlı yol alırız bence. Artık beraberiz bu tahkikatta. Fikir tatisi yapmamız gerekmez mi? Haklısın. Ama o zaman birlikte okumamız gerek. Mesai haricinde tabii. Hem bu dosyalar artık bana zimmetli sayılır. Hiçbir şekilde kaybolsun ya da zarar görsün istemem. Tamam. Gizli tutmaya devam edeceğiz değil mi? Aslında artık Turgut Bey'e söylemek icap eder. Hem belki bize bir yardımı olur. Tecrübelerinden faydalanabiliriz. Turgut Bey'in tecrübesinden yararlanmayı Süleyman Bey neden düşünmedi acaba? Hem de meslektaşı. Neden onu değil de seni seçti? Bilmem. Bir tek sana güvendiğinden olmasın? Ben adadaki eve bir ekip gönderteceğim. Evi kim o hale getirmiş bulmamız gerek. Hem belki bir parmak izine falan da rastlarlar. Evde yaşayan o kadınla kızına da ulaşmalıyız bence. İsabet olur. Tamam o zaman. Adliyede görüşürüz. Geldin mi kızım? Geldim babacığım ama hemen çıkmam lazım. Bu gece eve gelmeme işinden pek hoşlanmadım, haberin olsun. Haklısın babacığım ama iş için. Peki. Gitmeden aşağıda birlikte bir çay içelim. Sonra gidersin. Olur. Üstümü değiştireyim, hemen geleyim. Hadi. Ne zaman alacaksınız beni? Gardiyanların vardiya değişimi. Avludalar sayımdan sonra. Eyvallah. Mahir Kara! Benim Mahir Kara. Baban görüşe çıkmak istemiyormuş. Baba!
Uzaklaş şuradan! Baba! Geri git! Oradasın biliyorum. Yaklaşma duvara! Ayrıl duvardan! Sesimi duyuyorsun biliyorum. Baba! Baba! Baba seni buraya getirdikleri günden beri her şey ama her şey annemin ortancaları, sandalyenin sırtındaki yeleğin, terliklerin, yatağın başında asılı duran Musab, her şey yetim kaldı. Her şey. Bu tarafa, bu tarafa. Çabuk olun, çabuk. Hadi. Annem, kardeşlerim, torunum, ben, evimiz, mahallemiz. Başını yastığa koyan bir hasta gibi kaldık baba. Derman ol bize baba. Vazgeçme baba. Çare ol bize. Hadi alın şunu. Sen böyle yaparsan bize hayatta kalamayız baba. Gelirdin mi sen? Bir dakika lan. Yürü, yürü, yürü. Bir dakika. Yürü, bir dakika. Bak babamla koç edeceğim bir dakika. Çağırma. Mahir. Anne geç şöyle geç. Oğlum. Bırakın lan oğlumu. Bırakın. Baba. Mahir. Baba. Yürü konuşma. Bir dakika kardeşim. Bir dakika ya. Bir dakika. Bir dakika Mehmet'im ya. Bir dakika. Bir dakika babamla konuşacağım. Baba ben bir rüya gördüm. Evimizdeydin yine. Her zamanki koltuğunda. Beni gördüğüm düşten uyandırma baba. Derman ol bize baba. Vazgeçme. Sakın vazgeçme. Ya, şey ya, böyle şey havalandırma saati hadi hadi veriyor. Bütün mahkumlar içeri derhal içeri hadi sallanmayın. Mahir! Hadi bütün mahkumlar içeri hadi Mahir! Derhal içeri hadi sizi ilgilenenler hadi yürü. Yaptınız lan oğluma bırakırım beni. Sallanmayın hadi. Orada bir şey yaptıysanız hepinizi geberirim. Mahir! Oğlum! Bırakın, bırakın beni. Bırakın. Bana kimse bir şey yapmadı Nazif. Gözlerimle göreceğim. Yoksa burayı başınıza yıkarım. Korktuğumdan değil. Ben de babayım. Gel şuradan usulca bir bak. Görüş bitti Zira. Kusura bakmayın Evrim. Kusura bakmayın. Deli oğlum. Yaralı aslan. Baba. Hadi. Hadi. Aa Salih Bey. Salih Bey rica etsem bir yardım edebilir misiniz? Buyurun Sayın Savcı. Senin boyun uzun ben yetişemedim. Kimseyi de bulamadım. Rica etsem. Tabii, tabii. Ama dikkat. Sizden destek alacağım, kusura tabii, bakmayın. Tabii, tabii. Tamamdır.
Çok zahmet verdim. Çok teşekkür ederim Salih Bey. Ne demek? İzninizle. Aman bir asabi bir asabi. Belki 10 kere seni sordu geldi mi geldi mi diye. Acil bir durum var demek ki. Ne acili canım? Bana sorarsan kıskanıyor sizi. Aa neden? Niye kıskanacak canım? Avukattan kıskanıyor. Ay çok yakışıyorsunuz birbirinize ama. O da bunun farkında. Melahat abla. İyi sen lafın üstüne gelir. Melahat Hanım çıkabilirsiniz siz. Teşekkür ederim. Müsaadenizle. Feride Hanım, benden istediğiniz bir şey var mı? Siz iyi misiniz Salih Bey? 2 saat önce böyle değildiniz. Bir şey mi oldu? Yok Feride, yani Feride Hanım. Sadece görmeyi arzuladığım birisi vardı, onu göremedim. Ha. Anladım. Bakabildin mi dosyalara? Yok, bakamadım. Burayı... Pardon, böldüm galiba. Rica ederim Savcı Bey, buyurun. Hakime Hanım, dün gece seni aradım ama ulaşamadım. Evet, evde değildim. Lale Hanım'ın verdiği anahtarın peşine düştünüz hanımca. Siz anahtarı nereden biliyorsunuz? Lale Hanım aradı. Sana ulaşamamış, bizzat söyledi. Nereye açtı bakalım anahtar? Adadaki bir evi. Süleyman Bey'in evini mi? Süleyman Bey'in adada bir evi olduğunu biliyor muydunuz? Tabii ki Hakim Hanım. Benim nazarımdan kaçmış olabilir mi? Gereken tüm tahkikatı yaptırdım. Süleyman Bey'in herkesten gizlediği ikinci bir hayatı varmış. Bizimle neden paylaşmadınız bunu? Aşk olsun Feride. Rahmetli birinin kirli çamaşırlarını ortaya dökecek zihniyette biri miyim ben? Ama biz gittik. Orada bir şeyler bulduk dersen hatamı kabullenmeye razıyım. İyi niyetimin altında ezilme pahasına hem de. Sizin işiniz yok mu Salih Bey? Müsaadeniz. Geçen günkü cinayet davası ile ilgili bir rapor hazırlamanı isteyeceğim senden. Tabii ki. Salih. Sormayacak mısın Turgut Bey'e dosyalar hakkında bir şey söyleyip söylemediğimi? Ben size güveniyorum. Hem Hakim Hanım olarak hem de Feride olarak. Bırakın lan. Dalia Rıza değil mi o? Ta kendisi.
Neden tutuklandı ki acaba? Nöbetçi mahkemeye getirmişlerdi muhtemelen. Ben bir öğrenip geleyim. Geçmiş olsun. Avukata ihtiyacınız var mı? Ben avukatım da. Bizim yok. Sağ olasın avukat. Tutuklu yargıya karar verdi hakim bey. Cezamızı yatacağız, çıkacağız. Allah kurtarsın. Eyvallah. Eyvallah. Neydi şimdi bu? Yakınlık kurmaya mı çalışıyorsun? Evet. Bir tanışmak istedim. Dün gece sevkiyatı basılmış. Suçüstü yakalanmış. Biz dedeme bir şey yapmadık. O bize küstü. Ne o bize küs, ne de biz ona küsüyoruz. Ama çıkmıyor yanımıza. Hem ben de bir daha gitmeyeceğim. Kerataya bak. Sen kıyabilir misin dedene? Olur mu hiç öyle? Abi. Hı. Böyle bekleyecek miyiz babamın gönlü olsun diye? Ne o? Geçti mi babama kızgınlığın? Sen nereden biliyorsun? Benim bilmediğim bir şey olabilir mi bu evde? Ben babama kızmadım ki. Kırıldım. Songül'üm. Biz ne hatalar yaptık, neler yaptık, babam her seferinde affetti bizi. Gene de elimizden tuttu, başımızı okşadı. Şimdi babam orada bir başına, aklı bizde. Biz babamızın elini bırakmayacağız, tamam mı? Oğlum, bir geliversen. Hayırdır anne? Hayır, hayır. Gel bakalım paşam. Dayım Ayten ablayı aldatmış. Nazif karışma sen. Nasıl laf öyle? Abla ne oluyor? Aman Ayten'in abartması işte. Abim aldatıyormuş onu, öyle diyor. Ben 5 dakikaya geliyorum. Ya nereye? Yemeğe oturacağız şimdi. İki gözü iki çeşme gitti evine. Gittim ardından, iyiyim iyiyim dedi, gönderdi beni ama... iyi değil. Kapadı kendini. Ta oraya kadar niye gelmiş? Karşılamaya seni. Yalnız Mahir, dediğine göre Ayten'in gördüğü manzara manzara değilmiş. El ele göz gözeydiler diyor. Allah Allah. Anne vapurdan iniyorduk. Tutmak zorunda kaldım elini, ne yapsaydım? Ben seni biliyorum oğlum. Ama Ayten daha önce de gelip sormuştu bana bu Hakime Hanım'ı. Hı. Hı. Bir arkadaşı görmüş sizi. Hemen yetiştirmiş buna. O zaman sandığın gibi değil dedim ama... bu defa... Tamam anne. Ben izah ederim onu. Nurten, nasılsın abim? İyi.
Ayten müsait mi? Bir konuşmam lazım. Yok, değil. Çok ağladı. Asabi buhranı geçirdi. Öyle mi? Hemen bir doktora... Yok. İlaç aldı. Uyuyor. Peki. Sen uğradığımı iletirsin.